Canlarım selam. Matematiği yıkadım kampımızın. Geldik tam 14. gününe. Bugün böyle biraz sevmediğiniz, öğrenciler arasında böyle belalı konu olarak geçen konulardan birine geçiyoruz. Ebob Ekok. Evet bunlar ikiz dingil kardeşler. Ebob Ekok'u iki günde inceleyeceğiz. iki günde işleyeceğiz arkadaşlar. Birinci gün birazcık asal sayılar, asal çarpanlar, bölen sayısı bunlarla e, haşır neşir olacağız ama tabii ki Ebob Ekok'u da direkt Bodoslama giriş yapacağız bugün. Yanında biraz böyle EBOPEKOK problemlerine değineceğiz. Çok zor bir konu değildir. Öyle korkulduğu kadar zor bir konu değildir. Bence TYT'de EBOPEKOK'tan çok daha zor konular var. İsim verip rencide etmek istemiyorum ama var yani. EBOPEKOK böyle temelini güzel alarak güzel öğrendikten sonra ileride sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu naçizane tabii ki benim düşüncemdir. Bu arada uyandırayım. Hem TYT'de hem AYT'de birer tane soru çıkar. E ne güzel işte birer tane soru çıkıyorsa ve Mert hocana da biraz güveniyorsan çok da zor bir konu değilse e buna halledelim değil mi? O zaman gel e, kampın bu arada bugün 4. 14. günü. Yani tam 2 haftayı geride bıraktık. Ebopekok 2 ile kampın 15. gününe de giriş yapmış olacağız arkadaşlar. Haydi bakalım Ebopekok 1 ile işleyelim hadi ya. Ebob peku iki sayfada işleyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Sonra da iki test ödevimiz var. Testi, ödevi sonra vereceğim zaten size dersin sonunda hatırlatacağım. İsterseniz gelin ilk özelliğimizden başlayalım. Şöyle u çok yakın oldu. Biraz uzaklaştıralım. Ne diyormuş arkadaşlar bakalım ilk özelliğimiz. XYZ birer asal sayı olmak üzere bir A doğal sayısı x üzeri a y üzeri b z üzeri c şeklinde asal çarpanlarına ayrılıyorsa A'nın pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı nokta 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 ile bulunur. Şimdi dur bir dakika hocam çok hızlı gittik. Şimdi bir A sayısı var ben bu A sayısını asal çarpanlarına ayırmışım. Yani A sayısının içerisindeki asalları yazmışım. Bir sayı sadece asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılabilir zaten. Yani örneğin atıyorum kafadan 20 sayısı. Ben 20'yi 4 çarpı 5 diye düşünürsem 4 2'nin ikinci kuvveti 5 de 5'in birinci kuvveti aha asal çarpanlarına ayırdım bak 2 asal 5 asal 2'nin bir kuvveti çarpı 5'in bir kuvveti yani bu şekilde yazma işlemine asal çarpanlara ayırma diyorduk asal çarpanlarına ayırdık sayıyı şimdi ne yapacağız pozitif bölen sayısını bulacağız pozitif tam sayı bölenlerin sayısı arkadaşlar asal çarpanlara ayırdıktan sonra üstleri birer tane arttırıp toplarsanız pozitif bölen sayısına ulaşırsınız. Yani aya ya bu x'in üstündeki, bunu bir tane arttırıyorsun, a artı bir. Sonra şu b ya, onun üstünü bir tane arttırıyorsun, b artı bir. Sonra şu c ya, üstünü bir tane arttırıyorsun, c artı bir. Ve bunları çarptığın zaman elde ettiğin sayıya a sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin adedi sayısı deniyor. Tamam mı? Mesela küçük bir sayıyla örneğini vereyim. 12 ile yapalım mesela. 12 sayısı arkadaşlar 4 çarpı 3. Yani 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvvetidir. Ben bu 12 sayısının pozitif tam sayı bölen sayısını yani pozitif bölen sayısını bulmak istersem 2'nin üstünü bir arttırdım 3, 1'in üstünü bir arttırdım 2, 3 kere 2'den kaç tane pozitif bölen varmış 6 tane. Gel hadi görelim ispatlayalım 6 tane olduğunu. 12'nin bölenlerini yazacağız ya bir şey yok. 12'nin bölenleri 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 12 var. Gel şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6. Ben de buldum 6. Gördün mü? Peki hocam niye saymıyoruz o zaman? Çünkü yüksekleri sayamazsın yavrucuğum. Tamam, 12'yi saydın. 156'yı nasıl sayacaksın? 215'i nasıl sayacaksın? Bunları sayamazsın oturup. O yüzden böyle bir kısa yöntem geliştirmiş. Kim geliştirdiyse buradan rahmet okuyorum ona. Hakikaten mantıklı faydalı bir iş yapmış. Tamam hadi bakalım örnekle devam edelim. O zaman diyor ki örnekte. 360 sayısının pozitif tam sayı bölen sayısını, negatif tam sayı bölen sayısını bir de tüm tam sayı bölenlerinin sayısını. Oo! Şimdi pozitifi bulalım. Pozitifi biliyoruz Negatif ve tümde bir bir mantık kurduracağım size. 360'ın pozitif tam sayı bölenlerini yani pozitif bölen sayısını bulmak için önce 360'ı asal çarpanlarına ayıracağız. Hadi ayıralım. Ee, bakın şöyle yapabilirsiniz. 360'ı yazarsınız. Sonra yanına bir tane cızık çekersiniz. En küçük asala bölmeye başlarsınız. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 2'ye bölemem artık. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. İşte arkadaşlar 360'ın asal çarpanları burada. Aşağı doğru yeşille çizdiğim sütun. Bunları çarpım halinde yazacağız tabii. 3 tane 2 var. Yani 2'nin 3. kuvveti. 2 tane 3 var. Yani 3'ün 2. kuvveti. 1 tane 5 var. Yani 5'in 1. kuvveti. A yazdım işte. O zaman 1. şıkkı artık çok rahat cevaplandırabilirim. Bir sayının pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Önce sayıyı asal çarpanlarına ayırıp sonra asalların üstlerini birer arttırıp çarpıyorduk. 3'ü bir tane arttırdım 4. 2'yi bir tane arttırdım 3. 5'in üstündeki biri bir tane arttırdım 2. Bunları çarparsak arkadaşlar 24 tane pozitif tam sayı bölenleri vardır. İşte bunun içinde ne var? 360'ın 24 tane pozitif tam böleni varmış. 2, 3, 4, 10, 20, 60, 180 bir sürü sayı var içinde. 90, 45, 24 tane sayı varmış. Peki Pozitifi tamam da negatifi nasıl bulacağız hocam? Onun da ayrı formülü var. Yok olsaydı verirdim onun formülünü. Burada beyin var. Mantık. Mantıkla düşüneceğiz. Şimdi ben sana soruyorum. Bu adamın 180 bir böleni değil mi? Pozitif e, tam sayı böleni. Yani bu 24 tanenin içinde var değil mi? O 180 var değil mi? Değil mi? Orada bir sıkıntı yok. Peki eksi 180 var mı? Var değil mi? Peki 2 var bunun içinde mi? 24 tanenin içinde. Rastgele atıyorum. 360'ın böleni 2 değil mi? E, eksi 2 de böleni. 4, 360'ın böleni. Eksi 4'te de böleni. Değil mi? 5, 360'ın böleni. E, eksi 5'te böleni. Yani ne kadar pozitif tam sayı böleni varsa o kadar da negatif tam sayı böleni. Yani 2'nin cevabı da 24 tane arkadaşlar. E o zaman 3'ün cevabı ne olur? Burada 3'te pozitif ya da negatif diye belirtmemiş tüm tam sayı bölenleri. E, 24 tane pozitif var. 24 tane de negatif var. O zaman 48 tane hem pozitif hem de negatif yani tüm tam sayı bölenlerinin sayısıdır. İsterseniz pozitif tam sayı bölenini bulup 2 ile de çarpabilirsiniz. Öyle bir işlem de yapabilirsiniz. Anladık değil mi? Şimdi geldik EBOB EKOK'un tanımına. Önce EBOB'un tanımına ya da EKOK'un okuyalım neymiş? 2 ya da daha fazla doğal sayının her birini aynı anda kalansız bölen sayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni yani EBOB'u denir. Neymiş? İki tane sayı var. Bu iki sayıyı da aynı anda bölen bir sayı bulacağız. Ama bundan bir sürü olabilir. İki tane sayıyı aynı anda bölen bir sürü sayı olabilir. İşte bunların en büyüğünü EBOB diyoruz. İki sayıyı aynı anda bölen sayıların en büyüğüne. Yani en büyük ortak bölen diyoruz. EBOB. Açılımı bu. Bazen OBEB de biliyorlar. O da ortak bölenlerin en büyüğü. En büyük ortak bölen Ortak bölenlerin en büyüğü aynı kapıya çıkıyor. Yani ha Ali Hoca, ha Hoca Ali deriz biz Anadolu'da. Aşağı gelelim. 2 ya da daha fazla doğal sayının her birinin katı olan en küçük doğal sayıya bu sayıların ekoku denir arkadaşlar. Yani nasıl? 2 ya da daha fazla sayı var. Bu sayıların ortak bir katını alacağız. Mesela bir yerde 15 var, tamam mı? Atıyorum kafadan. Bir yerde de 20 var. Şimdi 15 ile 20'nin ortak bir katını bulacağız. Şimdi 15'in 2 katı 30. Ama 20'nin bir katı 30 değil. Ortak kat olmuyor. Ortak katı nasıl bulacaksın? İkisinin aynı anda buluştuğu sayı. Mesela 60. 15'in 4 katı 60. Yok. 15'in eee kafam durdu. <laughs> Aynen 4 katı. 15'in eee 4 katı 60. 20'nin 3 katı 60. Demek ki 60 15 ile 20'nin bir ortak böledi. İşte ortak katı. İşte bu ortak katların en küçüğüne yani en küçük ortak kata bu iki sayının ekoku adı veriliyor. İki tane olmasına gerek yok. Ee, yani şart değil iki olması. İki, en az iki olması yeterli. Bir tane sayı. bu bundan bahsedemez çünkü bir tane sayı. İki ya da 3 dört, beş tane sayı olabilir. Bizim karşımıza iki çıkacaktır. Maksimum çıksa çıksa 3 çıkar ama ben zannetmiyorum. Biz hep ikilerle işlem yapacağız. Tamam mı? Tamam mı canlarım? Şimdi EBOPEKOK bulmayı göstereyim size. İki tane sayı var. 18 ile 24. Bunların EBOB'unu ve EKOK'unu bulacağız. Bak yanlarına Cızıklarını çektim. Şöyle yapıyoruz. En küçük asaldan bölmeye başlıyoruz ama bu sefer ikisini de bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü biz EBOB, yani en büyük ortak bir bölen arıyoruz. O yüzden ikisini de bölüyoruz. En küçük asal sayı kaç? 2 değil mi? Asal sayılarda gördük. O zaman ikiye bölüyorum. 18'i 2'ye böldüm 9, 24'ü 2'ye böldüm 12. Güzel. 2'ye bölmeye devam ediyorum ama önce şurada duruyorum. Bak şimdi 18 ve 24'ü aynı anda ikiye böldüm. Demek ki bu 2 18 ve 24 için bir ortak bölen. O zaman bunu bir işaretleyeyim unutmayayım. 2 i̇ki her ikisine de bölündüğü için ortak bir bölen. Devam ediyorum şimdi. şimdi 2'ye bölmeye devam ediyorum ama burada bir sıkıntı var. 9 aynen kalıyor çünkü 9 2'ye bölünmez ama 12 2'ye bölünüyor. Ama ben buna götürüp böyle işaret atmayacağım. Niye? Çünkü bu artık bir ortak bölen değil. Çünkü sadece 12'yi böldü. 9'u bölmedi. Devam ediyorum. E yine 2'ye bölüyorum çünkü 6 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüm. Burada 3, burada yine 9. Bu 2'yi yine boyamadım çünkü bu bir ortak bölen değil. Sadece 6'yı böldü. 9'u bölmedi. Devam ediyorum. Şimdi 2'ye bölünmüyor o zaman bir sonraki asala geçtim 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e bölersem 1, 9'u 3'e bölersem 3. Aha ikisini de bölen bir sayı daha buldum. O zaman bu da bir ortak bölen. 3'ü de işaretledim. Arkadaşlar 1'e geldiğiniz zaman durun. Çünkü 1'e geldiğiniz zaman yandaki sayı ne olursa olsun bölen bitti. Çünkü ortak bölen bulamazsınız artık. Dolayısıyla 18 ve 24'ü aynı anda bölen bir 2 var bir de 3 var. İşte bu 2 ile 3'ü çarparsanız... 3 kere 2'den ortak bölenlerin en büyüğü 6 olmuş olur. Yani 18 ve 24'ün ebobu kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkmış olur. Anladık değil mi? Hiçbir şey yok yani. Önce e, en küçük asaldan bölmeye başlıyoruz. Her iki sayıya da bölen sayıları işaretleyip en son onu, onu işaretlediğimiz sayıları çarpıyoruz. Bu kadar basit. Peki ekoku nasıl buluyoruz? Yine 18 ile 24. Yine tablo aynı olacak aslında. İsterseniz tabloyu yine aynı şekilde dolduralım şöyle. Şöyle gelelim. Aynı şekilde bakın. Hizalı mı olmadı lan? <laughs> Niye şey oldu? Dur. Şöyle yapalım. Demokrasilerde çare tükenmez. Ya sen mi büyüksün ben mi oğlum? Ha, ne oldu? Ne oldu? Patladın. Seni de şöyle sündüreyim biraz. Aha bitti. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine 18, 18 ve 24'ü 2'ye böldüm. 9, 12, 2'ye böldüm. 6, 9, 6, 9, 3, 3, 1. Tamam. Bunu anladık hocam. Peki hocam bir şey sormak istiyorum şimdi size. Burada biz ekok buluyoruz. Değil mi? Peki e, yine böyle işaretleyecek miyiz? Hayır. Ekokta işaretlemene gerek yok. Çünkü burada bir ortak bölen aramıyorsun. O yüzden 2 ile 3'ü işaretlemene gerek yok. Yalnız burada dikkat etmen gereken şey burada bitirdik ya. Burada bitirmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. 3'e böldüm. 1, 3 ya. Bir daha burayı 3'e böleceğim. Yani şöyle arkadaşlar ben burayı tekrar yazayım ya. Ben burayı tekrar yazayım. Dur. Şimdi bak başlıyorum. 2'ye böldüm. Bura 9 oldu, bura 12 oldu. 2'ye böldüm. Bura 6 oldu, bura 9 oldu. Bak hiç işaret falan atmıyorum. Çünkü ekok bulurken ortak bölen benim için önemli değil. 2'ye böldüm. Bura 3 oldu, bura 9 oldu. 3'e böldüm. Bura 1 oldu, bura 3 oldu. Bir daha 3'e böldüm. Burası 1 oldu. Yani ekok bulurken 1'e her ikisi 1 olana kadar devam ediyorsunuz gidiyorsunuz. E burada yapacağınız şey öyle ortakları falan değil hepsini çarpıyorsunuz arkadaşlar. Yani bulduğunuz şuradaki sütunun tamamını çarpıyorsunuz. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 9 da burada 9 kere 8'den kaç çıktı 72. Demek ki arkadaşlar 18 ile 24'ün ekoku 72. Tabii bunu böyle uzun uzun yapmak zorunda da değilsiniz. Kafadan şöyle düşünebilirsiniz. 18 ve 24'ü öyle sayılarla genişleteyim ki ortak bir sayıda buluşsunlar. 24'ü 3 ile genişletirim 72. 18'i 4 ile genişletirim 72. Aa, demek ki buluşabilecekleri en küçük sayı 72 olduğuna göre en küçük ortak katları da 72. Peki bu nasıl oturacak? Çok soru çözerek. Alacaksın ödevini yapacaksın. Kitabını eline alacaksın. Güzel güzel ödevini yapacaksın. Ve bu konu öyle oturacak. Başka türlü oturmaz. Onu söyleyeyim. Sen oturursun ancak. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım şöyle yukarı doğru çıkalım. Şimdi bakın arkadaşlar. A ve B aralarında asal iki sayı olsun demiş. EBOB b nedir? ECOC AB nedir? Ben bunu size ispatıyla göstereyim. Çünkü ezberletip şuraya direkt bir yazdığım zaman unutuyorsunuz. Niye bir? Neden aralarında asal iki sayının EBOB'ı bir? Yaşayarak görelim. Bazıları yazar öğrenir. Bazıları yaşar öğrenir arkadaşlar. O yüzden biz yaşayarak öğreneceğiz. Örneğin aralarında asal iki sayı alıyorum. Hatta böyle asal almayayım da gör bak. 8 ile 15 mesela. Bunlar aralarında asal mı? Evet. Şimdi bunların EBOB'unu bulmaya çalışalım. Ne yapıyorduk? Yanlarına çizgiyi çekiyorduk ve bölmeye başlıyorduk. Nasıl bölmeye başlıyorduk? 2 ile başlıyorduk. 2'ye böldüm çünkü 8 2'ye bölünüyor. 4 15. 15'i bölmedim. O yüzden işaret koymadım. 2'ye bölüyorum. Bura 2, bura 15. Aa, 2'ye bölüyorum. Bura 1, bura 15. E 2 bitti o zaman. 3'e bölelim 15'i. 5. Bir de 5'e bölelim. 1. Arkadaşlar buraya hiç ortak bir şey yazdık mı? Hiç boyadık mı buradaki bir böleni? Boyamadık. Demek ki bunlar bunların EBOB'u tabi aslında burada bir tane var ama gözükmüyor. Bu ikisini aynı anda bölen bir sayı var. Kaç o? 1 değil mi? O yüzden işte aralarında asal sayıların EBOB'u 1 çıkar. Çünkü birden başka bunları aynı anda bölen bir sayı bulamazsınız. Aralarında asal oldukları için. Tamam mı? Geldik şimdi EKO A ile B'nin aralarında asal olduğunu biliyorsak A ile B'nin ekoku bu sayıların çarpımıdır arkadaşlar. Burada canlı örneği duruyor. Ayırdık. Çarpalım bakalım burayı. Yani ekok bulmak için burayı çarpmıyor muyduk? Öyle göstermedim mi az önce? Çarpalım. Burası 8. E, burası da 15. Ana! Zaten burası 8 burası 15. Sayılar geldi. O zaman sayıların çarpımı yani 120 bana bunların ekokunu verecek. İşte o yüzden aralarında asal iki sayının çarp e, ekoku o sayıların çarpımıdır arkadaşlar. Anladık mı? Anlaştık mı? Bir daha üstünden geçelim. İki sayı aralarında asalsa EBOB'ları bir, ekokları da bu sayıların çarpımıdır. Nokta net. Şimdi bir aşağı indik. Bir özelliğimiz daha var. İki sayının EBOB ve ekokunun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Örneğin arkadaşlar. E örnek vermeden önce şurayı dolduralım. İki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı bak burada ab sayısının ekokuyla ab sayısının ebobunun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Anladın mı? İki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşit olur her zaman. Mesela yine bir örnekle yapmaya çalışalım arkadaşlar. Mesela e 3 ile 8 sayısının ebobunu e söyleyin bana. Hatta böyle birbirinin katı olan bir sayı olsun. Yani birbirinin katı değil de ortak bölenleri olan bir sayı olsun. 6 ile e, 6 ile 15 olsun mesela. 6 ile 15 sayısının gelin ebobunu bulalım. Şimdi 6 ile 15 sayısının ebobunu nasıl bulacağız? 2'ye böldüm. 3 ve be, 15 ebob buluyorum bak. 2'ye bölemem artık. 3'e böldüm. 3'e böldüm. E böldüm. 1. 3'e böldüm. 5. Aha her ikisine de bölündü. O zaman işaretimi attım unutmayayım. Şimdi bura 1 bir oldu zaten. 5'e böldüm 1. Yani bir tane 3'e ortak bölünüyorlar. Demek ki 10 e, pardon 6 sayısıyla 15 sayısının EBOB'u kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Peki bana 6 sayısıyla 15 sayısının EKOK'unu söyler misiniz? Tabii ki söylerim hocam. Buradaki ayırdığınız sayıların alayını çarpacağız bu sefer. Yani 3 kere 5 15, 2 kere 15 30. Güzel. Bak şimdi demek ki 3 ile 30'u yani bu sayıların ebob'u ile ekok'unu çarpınca bu sayıların çarpımına eşit oluyormuş. 6 çarpı 15'e. Gerçekten 3 kere 30 90, 6 kere 15 de 90'dır. Ama size ispatını da böylece yapmış oldum. Yani iki sayının ebob'u ile ekok'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir özelliğinde burada beraber görmüş olduk arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Problem yok. Tamam. Şimdi devam edelim. 330 sayısının en büyük asal çarpanını bulunuz diyor. Bir sayının en büyük asal çarpanını nasıl buluruz arkadaşlar? Asal çarpanlarını ayırarak buluruz tabii ki. Başka nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Önce popşime bir yer edindireyim. Şimdi şöyle yaparız. 330 sayısının asal çarpanlarını ayırırız. Ben bir cızığımı çizerim buradan. 330. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada şunu da göstereyim size. Şimdi 330'u 2'ye böleceğim. 115 falan çıkacak. Sonra 3'e mi bölsem falan filan. Burada biraz pratik olabilirsiniz. 330'u asal çarpanlarına şöyle ayırabilirsiniz arkadaşlar. 330 dediğim sayı aslında 33 ile 10'un çarpımıdır. 33 dediğim sayı aslında 3 ile 11'in çarpımıdır. 10 dediğim sayı da aslında 2 ile 5'in çarpımıdır. Aa ayırdım asal çarpanlarına. 2 saat ne yazacağım öyle 2'ye böl 3'e böl 5'e böl. Ah al sana ayırdım. Zaten hep asallardan oluşmuş. Kuvvetler hep 1. En büyük asal çarpanı kaçtır? 11. Bitti. İstersen yan yana da yazarsın da. Gerek var mı? Gerek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi devam edelim o zaman. X bir doğal sayı olmak üzere 90 bölü X kesirini tam sayı yapan kaç farklı değer vardır? Hmm. Şimdi bak. 90 bölü X kesirini tam sayı yapan. Yani burada aslında 90'ın neyini soruyor arkadaşlar? Şey, çakozlayabildiniz mi mevzuyu? 90 bölü x kestiğini tam sayı yapan. Aslında burada 90 bölü x'i tam sayı yapan derken 90'ın tam bölenlerini soruyor. Doğal sayı olan. Doğal sayı bölenlerini soruyor. Yani pozitif bölenlerini soruyor. E bulalım. 90'ın pozitif bölenleri nasıl bulunur? 90'ı asal çarpanlarına ayırıp üstleri bir arttıracağız. Peki nasıl ayırırız? Böyle tek tek yazarak ayırabilirsin ama ben şöyle ayıracağım. Bak yine pratik bir şey yapacağım. 90'ı yazacağım önce. Ondan sonra diyeceğim ki 9 çarpı 10. Sonra 9'a diyeceğim ki 3 üzeri 2, 2. Ona da diyeceğim ki 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Aha ayırdım işte. Ne gerek var 2 saat? Üstler hep ne? 2, 1, 1. O zaman üstün ikisini 1 arttır 3. Birini 1 bir arttır 2. Birini 1 bir arttır 2. Bunları çarparsan 4 kere 3'ten 12 tane 90 sayısının pozitif böleni vardır. Demek ki bu x sayısı 12 tane değer alırsa o değerleri alırsa 90 bölü x'i tam sayı yapar. Bu kadar basit bitti. Bitti. A A X pozitif bir tam sayı olmak üzere 90 çarpı X sayısı bir doğal sayının karesidir. Buna göre X'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Abo. Şimdi bakın arkadaşlar burada ince bir şey var. Burada ıktan bir üstü sayı da var ama çok derin değil merak etmeyin. 90'ı yine asal çarpanlarına ayırıyoruz. Yukarıda ayırdıydık zaten. 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Bu bu 90 değil mi? Bunun yanında bir de çarpı x'imiz var ve bu x'e öyle bir şey yapacağız ki sonuç olarak yaptıktan sonra bu çıkan sonuç bir sayının karesi şekline gelecek. Buna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir sayının karesi şekline gelebilmesi için buradaki sayıların hepsinin de bir sayının karesi olması lazım. 3'te problem yok. 3 bir sayının karesi ama 2 bir sayının karesi değil. 2 üzeri 1. Bunu 2 üzeri 2 yapabilmek için bu x'in içerisine bir tane 2 atacağım ki 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2 olsun. Aynı şekilde burada 5 üzeri 1 var ama ben 5 üzeri 2 olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu x'in içine bir tane de 5 üzeri 1 atacağım ki bura 5 üzeri 2 olsun. Dolayısıyla x'in alabileceği değer 2 çarpı 5'ten en az en az 10'dur. Neden? Çünkü sen bunları 4'te yapabilirsin. Çünkü 2'nin 4. kuvveti aynı zamanda 16. Yani 4'ün 2. kuvvetidir. Bak yine bir sayının karesi. Ama bize en küçük diye sorduğu için en küçük 10 olabilir dedik. Tamam mı? Ee, geldik buraya. Ne diyor? 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri 2 x artı 1 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 48 tane ise x kaçtır? Arkadaşlar bu sayı asal çarpanlarına ayrılmış mı? Ayrılmış. Bak 2'nin bir kuvveti 2 asal. 3'ün bir kuvveti 3 asal. E bunun pozitif tam sayı bölümünde bulurken üstlerini bir tane arttıracağız. x artı 2'yi bir tane arttırdım. x artı 3 çarpı bir de 2x artı 1'i bir tane arttırdım. 2x artı 2. E güzel. Bunun sonucu kaça eşit oluyormuş arkadaşlar? 48'e eşit oluyormuş. şimdi e şöyle bir şey yapabiliriz. Burası 2 parantezinde x artı 1 diye ayrılır. Buradaki 2 ile buradaki 48'i sadeleştiririz. Buradan x artı 3 Yanında x artı 1 var. Ve bu çarpım kaça eşitmiş? 24'e. Şimdi burada x'e öyle bir tam sayı değeri vereceğiz ki 3 fazlasıyla 1 fazlasını çarpınca 24 edecek. Sanırım hesaplamalarım eğer beni yamultmuyorsa vereceğimiz sayı 3 olmalı. Çünkü bura 6 olur 3 verirsek x'e. Burası da 4 olur. 6 kere 4'ten 24. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? x 3'müş. Tamam. Çok tatlış bir şekilde çözdük. Evet. 15, 12, 15, 18 ile aynı anda bölünebilen kaç tane 3 basamaklı doğal sayı vardır? Bak şimdi EBOB mu bulacağız? EKOK mu bulacağız? Büyük bir sayı soruyor bak kaç tane 3 basamaklı doğal sayı vardır? Örneğin arkadaşlar bak kafadan atıyorum mesela 120. 120 sayısı 12'ye bölünür. Ama 18'e bölünmez. O yüzden 120'yi alamayız. Bak olmadı gördün mü? O yüzden hem 120 12'ye bölünen, hem 15'e bölünen, hem de 18'e bölünen. Yani aynı anda bu üçüne de bölünen bir sayı bulmalıyız. E bunların ortak katını bulalım. Bunların ortak katını bulabil, bulursak bu sayılara aynı anda bölünen en küçük sayıyı buluruz. Çünkü en küçük ortak katı buluruz. Onun sonra katını alırız, sayıyı büyütürüz. 3 basamaklı kaç tane var buluruz. O zaman mission 1. Görev 1. Ne yapacağız? 12 15 18'in ekokunu bulacağız. Nasıl bulacağız? E aha yazacağız bunları böyle yan yana 12, 15, 18 sonra alacağız elimize satırı çat diye çekeceğiz şuradan olmadı şöyle çekelim sonra tek tek böleceğiz çok böyle sayfanın ortasına yazmayayım o ne oldu lan şuraya çekeyim Heh. şimdi bölüyorum 2 ile başlıyorum 2'ye böldüm bura 6 bura 15 bura 9 ortak bölüm hiç önemli değil benim için umrumun 15'inde değil çünkü benim için önemli olan asalları bulup çarpmak. 2'ye bölüyorum yine. Bura 3 oldu bu sefer. Bura 15 oldu. Bura 9. 2 ile işim bitti. Şimdi 3'e geçtim. 3'e böldüm. Bura 1 oldu. Bura 5 oldu. Bura 3 oldu. 3'e ee, e bölüyorum tekrar. Bura 1 oldu. Bura 5 oldu. 3 ile de işim bitti. 5'e bölüyorum. Bura 1 oldu. İşte arkadaşlar şu sarıyla boyadığım sarıyla boyadığım sütunu çarptığınız zaman bu 3 sayının ne kokunu bulursunuz. Çarpalım. 2 kere 2'den 4 3 kere 3'ten 9 burası da 5 oldu şurası 36 oldu şurası 5 36 ile 5 çarparsak cevabımız 180 eder yani arkadaşlar bu 2 sayıya bu 3 sayıya özür dilerim aynı anda bölünebilen e, en e, küçük sayı kaçmış 180'miş tamam e, bu 3 basamaklı en küçük sayı ama 180 bunların en küçüğü arkadaşlar. 180'in katlığını alırsanız. Mesela 2 katını alın 360. 3 katını alın 540. 4 katını alın 720. 5 katını alırsanız kaç oluyor? Ee, şöyle üstüne 180 ekle ekleye gidiyorum. 5 katını alırsam 180 eklersem 900 bir 180 daha eklersem geçer 1000'i dolayısıyla 3 basamaklı olmaz İşte arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane sayı varmış 12 15 13 8 aynı anda bölünebilen en eee küçük değil. 3 basamaklı 5 tane doğal sayı varmış. 900'den sonrası gider arkadaşlar. 180'den daha küçüğünü zaten bulamıyorsunuz. 180'den büyük 1 ekledim. Yani 2 ile çarptım 180, 360. 3 ile çarptım 540. 4 ile çarptım 720. 5 ile çarptım 900. 6 ile çarparsanız 1080 eder. 1080 3 basamaklıyı geçer. 5 tane vardır diyebiliriz sadece. Tamam mı? Sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır şimdi burada yavaş yavaş size taktik göstereyim arkadaşlar Yani Şöyle amele işi yapmayın yani işi öğrenin ondan sonra işin inceliklerini öğrenin Tabii ki böyle bulabilirsiniz Hatta isterseniz önce bir böyle bulalım Şimdi ikiye bölüyorum Burası 20 oluyor Burası 30 oluyor Burası 85 oluyor iki ortak bölen değil bu sefer boyacağız. EBOB soruyor bize ee, Tekrar ikiye böldüm Burası 10 oluyor Burası 15 oluyor Burası 85 oluyor Yine işaretleyemedik. 2'ye böldüm. Bura 5 oluyor. Bura 15 oluyor. Bura 85 oluyor. Şimdi arkadaşlar 2 bitti. 2'den sonraki asal 3. 3'e bölüyorum. Bura bölünmez 5. Bura bölünür 5. Bura 85 3'e bölünmez. 85 diye kalır. Pratik olarak 85'in 3'e bölünmediğini nasıl hemen anladım? Nasıl hemen? <laughs> Öyle değil yani. Nasıl anladım? 8 ile 5'i topladım. 13, 13 3'ün katı olmadığı için bölünmez dedim. Tamam mı? Bölme bölünebilmeyi hatırlıyorsun değil mi? Hı. Şimdi artık hiçbir sayı 3'e de bölünmediğine göre 5'e geçelim. 5'e bölüyorum. Bunu 5'e böldüm. 1. Bunu 5'e böldüm. 1. 85'i 5'e böldüm. Kaç geldi? 17 geldi. Aha. 3'üne de bölündüğüne göre buna işaretimi attım. 17 zaten asal. E diğerleri de zaten 1 oldu. O zaman işlem bitti. Demek ki bu 3 tane sayıyı aynı anda bölen bir tane çarpan var zaten 5. O zaman bu 3 sayının EBOB'u kaç çıktı? 5 çıktı. Peki bu işlem bayağı bir uzun. Bunu kısaltabilir miyiz? Kısaltırız. Şöyle yapın bakın. 40 demek 8 çarpı 5 demek. Tamam virgül. 60 demek 12 çarpı 5 demek. Virgül. 85 demek 17 çarpı 5 demek. Biraz daha açalım. 8, 2'nin kübü demek çarpı 5. 12, 4 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3 demek çarpı 5. 17 de zaten 17 çarpı 5 demek. Bakın burada daha net görünüyor bölen, ortak bölen. Bak bir tane 5 sade ortak. Üçünde başka ortak olan var mı? Şimdi 40 ile 60'da ikiler var. Ama 85'te yok. Gördün mü? 85 işi bozduğu için 85 de dahil olmak üzere bu 3 tane sayıda ortak olan tek asal çarpan 5 olduğu için bu 3 tane sayının EBOB'una ne dedik arkadaşlar? 5 demiş olduk. Bak bu da hızlı bir yöntem. İstersen kullanırsın. Ama ben inat ettim hocam. Buradaki cızık yöntemiyle yapacağım diyorsan A'nın eli tutulmaz. O zaman öyle yap. Yukarıdaki böl 5 göre x yerine gelebilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Bak. Ee, ıvır kıvır yapıyor yani. Hani EBOB soracak ya da EKOK soracak ama böyle işin içine başka şeyler katıyor. 28'i bir sayıya bölmüşüz kalan 0 olmuş. Yani tam bölünmüş. 42'yi bir sayıya bölmüşüz kalan 0 olmuş. Tam bölünmüş. O zaman hem 28'i hem de 42'yi aynı anda bölen en büyük sayıyı arıyoruz. Yani en büyük ortak böleni arıyoruz aslında. EBOB sormuş ama Alengirli sormuş. Nasıl yapalım? Hadi gel benim yöntemle yapalım. 28 demek 4 çarpı 7. Yani 2'nin karesi çarpı 7 demek. 42 demek 6 çarpı 7. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7 demek. Bak çok rahat gözüküyor EBOB. 7'ler ortak asal olarak. Başka yok zaten asa çarpanlar veriyoruz. Bir de bak burada 2'nin karesi var burada 2 var. 2'nin karesi küçük olanı mı alacağım büyük olanı mı? Tabii ki küçük olanı çünkü küçük olan kadar ortak vardır. 2 var burada da bir tane 2 var. Demek ki buradan bir tane 2 buradan bir tane 2 buradan bir tane 7 buradan bir tane 7. Yani 7 kere 2'den bunların ebobu kaçmış arkadaşlar? 14'müş bak. Çok daha kolay pratik bir şekilde ebob bulabiliyoruz. 28'e 42 yazıp çizgini çekersin. 2'ye böl 3'e böl 6'ya böl 7'ye böl öyle de yapabilirsin. 6'ya bölme de 7'ye böl. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi geldik şu soruya. Ne diyor? Ee, yukarıda bölme işlemlerine göre A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi bak bu sefer bu sefer patladık. Şimdi dur. Şimdi bir A'yı bir sayıya A'yı 5'e böldüğüm zaman ee, kalan 4 oluyormuş. Bölüm ne olsun burada? X olsun. Burada bölüm Y olsun. Burada da bölüm Z olsun. Şimdi arkadaşlar A sayısı burada 5'in katının 4 fazlasıdır. Doğru mu? Aynı A sayısı o zaman eşittir'e devam edeyim. 6'nın katının 5 fazlasıdır. Aynı A sayısı 15'in katının da 14 fazlasıdır. Şimdi böyle bulamayız A sayısı. Tek tek deneyeceğiz mi? Deneyemeyiz. E, da bulamıyoruz. Şunlar olmayaydı bulurduk bak. Bak şu olmayaydı. Ee, şöyle yapayım silerek göstereyim. Bu olmayaydı. Bu olmayaydı. Bu olmayaydı o zaman bulurduk. Çünkü A sayısı hem 5'in katı hem 6'nın katı hem 15'in katı. E bunların ekoklarını bulursak ekokların da bir katı olacak deyip A yerine gelebilecek sayıyı bulurduk. Ama buradaki artı 14 buradaki artı 5 buradaki artı 4 işin bozdu. İşi bozdu harbiden. Peki ne yapacağız? Yine buraları 5'in 6'nın ve 14'ün katı yapmaya çalışacağız. 5x artı 4'ün nasıl 5'in katı yaparsın? Bir tane 1 eklersin olur. E buraya da bir tane eklersin. Bu da 6 y artı 6. 6 parantezine alınır. Yani 6'nın katı olur. Buraya da bir eklersin. Ama buraya da bir eklemeyi unutma. 4 tane denklem varsa her bir denklemede bir eklemezsen eşitlik bozulur. Yani arkadaşlar başka bir deyişle. A'nın bir fazlası 5x artı 5'e eşit. Yani 5 parantezinde x artı 1'e eşit. 6y artı 6 eşit yani 6 parantezinde y artı 1 eşit. 15z artı 15 eşit yani 15 parantezinde z artı 1 eşit. Peki buradakilerin x olmasıyla x artı 1 olması arasında bir fark var mı? Yok abi bunlar tam sayı zaten. Bunlar tam sayı olduğu için ha 1'i ha 5'i ha 5x ha 5x artı 1. Yani ha burada 3 yazıyor ha 4 yazıyor. Sonuçta a her türlü 5'in katı. Yani 3 yazsan 15 4 yazsan 20. E 15 de 5'in katı 20 de 5'in katı. O zaman burada şöyle bir durum var. A artı 1 hem 5'in katı hem 6'nın katı hem de 15'in katı. O zaman 5, 6, 15'in ekokunu bulursam A artı 1'in en küçük değerini bulurum. En küçük çünkü en küçük ortak kat buluyorum. Hadi bulalım o zaman. En küçük ortak katı nasıl bulacağız? 5'i yazdım, 6'yı yazdım, 15'i yazdım. Hatta bunun pratik yolunu da göstereyim size. Önce uzun yoldan göstereyim. Ebob'unkini gösterdik. Ekoku da gösterelim. Şöyle yapıyoruz yine. Önce 2 ile başlıyoruz. 2'ye böldüm. 3, 5, 15. 2 ile işim bitti. 3'e bölüyorum şimdi. 3'e böldüm. Bura 1, bura 5, bura 5. 3 ile de işim bitti. Burayı 5'e böldüm. Bura 1, bura da 1. Bunları çarpalım. 3 kere 2, 6. 6 kere 5, 30. Tabii ki bence ekokun en kolay yolu kafadan düşünmek. Yani 5, 6, 15'i en küçük hangi sayıda buluştururum? 30'da buluştururum abicim. Bunu 6 ile çarparım. Buna 5 ile. Bunu da 2 ile çarparım. Ama e bu en kısa yolu bunun bir tık daha uzunu ama bu çizgi yönteminden de kısası şu. 5 zaten 5 diye yazılıyor. 6 2 çarpı 3 diye yazılıyor. de 3 çarpı 5 diye yazılıyor. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bak 5 var 3 var 5 var. Bak bir tane 5 alıyorsunuz. Bunda zaten yok 5 ama bunda var. İkisini birden değil bir tanesini alıyorsun. Şimdi bunda 2 var. Bunda yok bunda yok. Bir tane 2 alıyorsunuz. İkisinde de 3 var. Bir tanesini alıyorsunuz. Nasıl 5'te bir tanesini aldıysanız 3'te de bir tanesini alıyorsunuz. Yani her asal çarpandan birer tane alıyorsunuz. Bunları çarpıyorsunuz. 6 kere 5'ten ne geldi cevabımız? 30. Yani şöyle olsaydı burada 2 tane 3, burada 2 tane 3 olsaydı bu ikisini de alacaktınız. Ama burada 2 tane, burada bir tane ise bu ikisini de alacaksınız. Tamam mı? Mevzu o. E ne geldi cevap? Yine 30 geldi. Demek ki arkadaşlar A artı 1 sayısı minimum kaçmış? 30'muş. 30 otuz... Ve 30'un katları o zaman 30K diye gösterelim. 30 ekoku 3 sayının. A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı ha, onu soruyormuş. Ama A artı 1 30 lütfen dikkat edin bakın biz 1 ekledik. Şimdi bu 1'i karşı tarafa atarsak A sayısı kaç olacaktır arkadaşlar? 29 olacaktır diyebiliriz tamam mı? Anlaştık mı canlarım? Tamam değil mi? Şimdi geldik buna. X ve Y ardışık iki tane doğal sayıdır. Eyvallah. Biraz çetrefilli deriz biz Anadolu'da. Çetrefilli bir soruya benziyor sanki. E, ee, X ile Y ardışık iki doğal sayıdır. X ile Y'nin ekoku 510'dur. Eyvallah. 90 bölü X artı Y eşittir 40'tır. Buna göre X artı Y toplam kaçtır? Haydalar olsun. Şimdi arkadaşlar size bir şey soracağım. Asal sayılarda bunu söylemiştim. Ardışık sayılar aralarında asal değil miydi? Evet burada X ile y ardışık dememiş mi demiş. Ardışık sayılar aralarında asaldır. O zaman x y aralarında asal. Peki aralarında asal sayıların ekokları çarpımları değil miydi? Yani ekok x y eşittir 510 demek x y'nin çarpımı eşittir 510 demek değil midir? Bu bir. Elimdeki ilk bilgi bu. Şimdi şurada bir payda eşitleyelim. Şurada gizli bir 1 var. Bunu x ile genişletelim. Yani 90 artı e, x çarpı y bölü x eşittir 40 oldu. E arkadaşlar burada x çarpı y var. Ben onu 510 dedim. 90'da burada 600. 600 bölü x eşittir 40 oldu. Çak içler dışları 40 tane x eşittir 600 oldu. Böl 40'ı 600'ü x eşittir kaç çıktı? 15 çıktı. Peki x'i bulduk y'yi nasıl bulacağız? E, çok basit oğlum. X çarpımı çarpımı e, 510sa, x 15 15'se sen 510'u şurada gel kıyıda köşede kenarda bir yere 15'e böl y'yi bul. Hadi bölelim e, 50'de 15 3 kere var 3 kere 15 45 60'da 15 4 kere var 4 kere 15 60 neymiş y sayısı da 34'müş x ile y'yi toplarsak kaç yapar 49 yapar o zaman cevabımız kaç olur 49 olur gençler bu soruyu da hallettiğimize göre ne yaptık Oo, bugünü bitirmiş olduk. Evet peko güzel bir girişti. Bakın 15. günde yapacaklarımız biraz EBOPECO problemleri biraz değil baya EBOPECO problemleri yapacağız. Ve EBOPECO da bu şekilde bitirmiş olacağız. Şu son soru çok tatlı bir soru. Onu da size göstereceğim. Ee, yarınki yani 15. günkü dersimizde. Şimdi ödev var. EBOPECO test 1 test 2. Ama ödevden önce gel şöyle şu birinci... E, kamp programımıza bir gidelim. Şu 14. günü bitirmenin gururunu seninle beraber istersen bir yaşayalım. Bak, bak görüyor musun şu Rönesans tablosu gibi. 11, 12, 13 bölme bölüne 2 de bitmiş. O zaman şöyle Ebo Pekok'a çakımızı atalım. 15. günde Ebo Pekok 2'den son sürat kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Şimdi ödev değil mi? Önce şöyle bir göz göze gelelim ödev verirken. Göz göze gelmeyi severim arkadaşlar canlarım kuzularım Ebo Pekok'tan iki test ödeviniz var bugün e, sayfa e, matematik ilk adım kampı değil matematik ilk adım soru bankanızdan sayfa 132 sayfa 133 sayfa 134 sayfa 135. Göreceksiniz dersi güzel dinleyip anladıysanız hiç fire vermeden, cevap anahtarına bile bakmadan, pardon video çözüme bile bakmadan hepsini halletmiş olacaksınız. Burada 32-33 tane soru var. Daha sonra e, ikinci günde yani kampın 15. günde EBOPEKO 2'de de test 3 ve test 4'ü vereceğiz. Daha sonra da arkadaşlar EBOPEKO konusunu da bitirmiş olacağız. Mutlaka ödevlerinizi yapın. Ödevleri yapmadan EBOPEKO 2'ye gelirseniz Ondan sonra zorlanırsınız. Sonra ne oluyor? Hocam Ebo Pekok zor falan. E, sen ödevini yapacaksın. Üzerine düşeni yapacaksın. Ve Ebo Pekok'la ilgili güzel bir temel atmış olacaksın. 15. günde görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Böyle 15 kilo böyle bir Adana Diyarbakır karpuzu kadar size böyle bir kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.